Sen akıllı bir kadınsın ya, senin bir başka erkekle mesajını yakaladıktan sonra ertesi gün o erkeği tekrar senin evine getirmek ne demek? Allah aşkına bana bunun bir açıklamasını yapar mısın? Ben Kocan seni başka bir erkekle canım bilmem ne falan de yakalıyor. Sonra ertesi gün o adamı eve getiriyor. Sen bir kadın olarak ne düşündün? Söyle bana. Ya hayal kırıklığım vardı zaten de. Heh. Çıkmak istemedim zaten Solana ben. O zorla çıkarttı beni. Çıkarttı. Ne düşündün? Beni sevmediğini düşündüm zaten orada. Sevmediği ayrı. Ama ne? Ya dayım dayımdan ayrılamıyorum ben diyordu sürekli. Evet, dayından ay dayısınlar. ne dayısı yani ne dayısı yani. Öyle diyordu. Ya diyor. Gelecek evime diyordu hep gelecek evime diyordu. Tamam bu sana ne hissettirdi? Ne anlama geliyordu? O? Ya bunu bana söylettirme. Ne anlama geliyordu senin için? Bak sen o mesajı attın. Olabilir. Kocaların da bunu affetmiş olabilir. Geliyor buraya öyle kocalar. Ne yapayım yani? Hala karım da karım diye ağlayan tipler var yani. Demek ki oluyor hayatta. Attın, gördü, affetti. Ona da bir şey demiyorum. Ama sonra adamı tekrar eve getirmesi ne demekti? Ne demek bu? Sence? Saça gözünden çıkarmış beni işte. Peri de sen istediğini yap demek değil mi? Evet. Ha? Aynen öyle. Sen istediğini yap demek. Ben sana Burhan'ı da getirdim istediğini yap. Peki senin kocanın bundan menfaati neydi? Bilmiyorum işte çıksın söylesin Nasıl bilmiyorsun onu. işte Hani ben kendimi kullanıyor. savunmaya çıktım ya buraya. Aklamaya e, ev, çıktım ya. Araba, bu iyi, bu iyi şeyle biliyorsun. benim ilgim olmadığını açıklamaya çıktım ya. O da çıksın söylesin aklasın kendini burada. Suçsuzsa eğer çok. menfaatlenmediyse eğer onu ya, çok o haklısın. işlemediyse. Çok haklısın ama sen de bunu bilirsin ama. Sen de bunu gözlemlersin yani. Kocan ne yapıyor? Ne ediyor? Ya Çünkü gözlemleyemem. kocanın... Müge Hanım gözlemlese eşinin aldattığını kendini falan anlardı. İnsan demek ki bir noktada kör olabiliyor. Anlamayabiliyor. Anlamış. Anlamıyor. Hani eşimi aldattığını falan anlamadım diyor ya. Kim? Sevgi mi? Ha, i̇nsan bir müddet içinde kör <gülüyor> olabiliyor <gülüyor> göremiyor. Evde duran bir insan değil zaten. Ele avuca sığan bir insan değil. Kim? Müge Hanım bunlar, bunlar dört kişi bir şey yapmışlar yoğurmuşlar çevirmişler. Bunlar haberim yok diye suçlu olan benim. Ben zaten yok, akşama suçlamıyorum. kadar bağımlı zaman suçlamıyorum. yerimdeyim yani. Ben suçlamıyorum. Zaten... Ben zaten kendimi suçlu hissettiğim için buraya geldim. Bunlar Sonucunda benim için oldu benim. diye ben buradayım. Benim için oldu dendi diye ben buradayım. Bu işin içinde ben yokum demek için buradayım. Peki sence? Ben yokum bu işin Benim için olmadı. O olmadı. gece e, Burhan sizin evden çıktığında yani yolda silahlı saldırıya uğruyor. Belki de sizin evde silahlı saldırı yoruyor. Bilmiyoruz biz. Belki de sizin evde o etkisiz canlı hale getiriliyor. Hayır canlı çıkmıştır. Belki orada etkisiz hale getirilmiştir. Daha sonra arabaya binip gitmiştir. Çünkü daha sonra görenler canlı gören yok. Yok. Evet. Belki evde uyutuldu, bir ilaç verildi, etkisiz hale getirildi her şey. Ablacığım yok için. öyle bir şey. Heh. Yok. Sen şimdi yok. şunu söyle. Sence ben mesela Burhan'ın o evden eğer yürüyerek çıktıysa takip edildiğini düşünüyorum kim takip edebilir? Kim haber verebilir? Üstelik çok enteresan. Yani Burhan, Kadir, Utku ve Emrullah. Emrullah. O gece dördü buluşuyorlar. Burhan'ın seninle alakası var, kız kardeşinle alakası var. Kadir'in kız kardeşinle alakası var. Bizim önce yayınımıza dedi ki yok falan filan dedi. Sonra işte mesajlardan falan bahsettik. Sonra dedi ki ben bugün savcılığa gideceğim her şeyi anlatacağım aramızdakileri dedi. Şimdi bak o buluştuğu dört, iki kişiden birinin de gene senin kız kardeşinle alakası var. E, Emrullah'ı bilemiyorum şimdi bütün köyünde seceresinde ben dögemeyeceğim yerlerini buldukça konuşuyoruz. Yani bu nasıl bir ilişki yumağı ve bu nasıl bir tesadüf? Nasıl böyle bir tesadüf olabilir? Sen de iki buçuk yıl geçmiş düşünmedin mi? Bu nasıl bir tesadüf? Düşündüğüm düşünmez miyim? Oradan Duyurum sizin evden soka çıktıktan sonra... Mesela senin oğlunu orada gördüğünü söylüyor annesi. Senin oğlun orada mıydı? Zaten. Senin oğlun oradaydı da sana mı söyledi? Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani o o evden çıkışla alakalı bir durum bu. Müge Hanım normal çıktı benim evimden. Çıktı. Normal çıktı ama kapıdan yani. Bir ama güzergah, bir güzergah belirledi. Çıktı oradan takip edilip gayet güzel arkasından dolaşılabilir öyle değil mi? Canım. Müge Hanım, Utku araba Ama sorun. birinin de haber vermesi lazım. Burhan burada diye. O haberi kim kime verdi? Çıktı geliyor diyor. Belki de haber vardı. Evde Varysak diye. Çünkü diyorsun çıksın. ki ifadende. Eve gidecek misin diye sordum. Birden sordum. fazla İyi kere. İyi dedi ya bana burada kal falan dedi mi onun üzerine. Birkaç kez sorulmuş. Tamam sende kalmayacak. Nereye gidecek? Eve gideceğim dedi. Hayır eve gidecek misin? Ve tekrar içer mi içer diye hani alkollü geldi ya. Direkt gidecek misin dedim. O da gideceğim dedi. Ben gidiyorum hadi eyvallah dedi. Çıktı gitti. Diyorsun ki birkaç kere sordum eve gidecek misin diye. Eve gitmeyip nereye gitmesini düşünüyordun ki sen? Nereye gidecekti? Ya, tekrar içmeye gider, sağ sola gider diye. Yani. Sana ne? Sordu. Adam bir kere söylemekten bir sakınca olmuyor dedi. Adam şerefsiz senin gözünde. Sana ne? Sordu. Gitsin uçsun köprüden. Sana ne? Senin o an öyle bir hissiyatta olman lazım. Eğer çocuklar senden demiyorsan hala ondan bir ümidin yoksa eğer. Sen aslında onunla da bağlantıyı kesemiyorsun. Çünkü DNA testi yapıldığında baba o çıkarsa ne yapacaksın? Onunla da bağı koparamıyorsun. Ne onunla ne onunla. Zor bir durumda kalmışsın. Arada kalmışsın. Bir kadının yaşayabileceği en zor durumda kalmışsın öyle değil mi? Ona git desen yarın bir gün onun babası çıkarsa. Öteki gitse yarın bir gün o çıkarsa. Bir de arada Gamze çıkıyor. Bir de araya Gamze girdi. Ben senin de Gamze'yi bilmediğini düşünmüyorum. Yemin ederim karakolda öğrendim ben. Cık. Ama Gamze biliyordu önceden. Gamze o sabah beraber Burhan'la her ne oluyorsa akşamda Burhan sizde. Ben karakolda öğrendim. Kim ne biliyorsa çıksın söylesin buraya. Ben bunları bu kadar şey yapıp, göz alıp buraya çıkabiliyorsam bunu bileni de söylerdim. Ve mesela zaten Utku, bilsen. Burhan'la Gamze'yi gör, görmüşse hemen sana yetiştirir. Der ki bak senin Burhan şimdi kız kardeşinle der. Onların işte kayınpederini de görse söyler. Onların o yeğenleri de görse söyler. Küçük yer ya herkes birbirini görüyor. Zaten peşine adam takılmış. Ki muhtemelen göründü Kim yani. Kim söyledi sana Gamze'yle beraber diye Burhan? Karakolda. Karakoldan önce kim söyledi? Ondan önce bana kimse onu söylemedi. Mümkün değil hayatım. Aynı evdesiniz yani. Kız kardeşinle ya evde ablacım, evlenmiş şey ayrılmış. E tamam gelmedi. o gece o gece çıktı. Ya? Çıktı Bunu inkar edeceğim? E çıktı yok bütün gün <laughs> evde. Sormuyor musunuz neredesiniz diye? Annem aradığında markete gidiyorum diye gitmişti zaten. Ondan sonra geldi o. Çok... E markette ki kaç saat oturmuşlar? Anlatıyor galiba Dizlerine yatmış. Hayatımdaki tek kadın sensin demiş. Bilmem ne demiş. İlk o günü dişçiye çıktım diye çıkıyor. O gündü o buluşmalar o günmüş. Ben hamileydim zaten yatıyordum, uyuyordum. Bir de aslında en çok dikkatimi çeken şu. İkinizin ifadesinde de farklı saatlerde Burhan güya kardeşine dizlerine yatıyor günün sabahında. Ya Utku beni öldürecek ya ben Utku'yu diyor. Sonra akşam sana geliyor. Ya ben Utku'yu öldüreceğim ya Utku beni diyor. Mümkün değil. O yüzden gelin siz doğruyu anlattınız. Doğruyu anlattım ben. <laughs> Benim başka hiçbir şeyim <laughs> yok. İsterse aylarca günlerce sorulsun. O yaşadığımı anlattım ben. Orada geçenleri olmaz. anlattım. Olmaz. O, o ablacığım şey... başkası yok. Feridecim ama bak şimdi yok. olmaz. Sen yok anlattın başkası, teşekkür yok. ediyorum. Emek yok. de harcıyorsun. Evet. Ama olmaz. Yemin yok, oturmaya var. Öyle Olmaz. Yani başka hem sabah onu o lafı söyleyip hem akşam aynı lafı söyleyemez. O zaman ya kardeşin de akşam duydu ya sabah için söylüyor. Ya sabah konuştuğunda geldi eve anlattı sen ifaden de öyle söyledin. Siz ifadede bence bu çok büyük bir açık ifadedeki. Olmaz. Yani hem onu sabah söyleyip onun dizlerine yatıp hem akşam sana sarhoşken söyleyip ikiniz de ifadenizle bunu söyleyemezsiniz. Eğer daha önce konuşulmadıysa. Utku'yu söyleyemezsiniz. Utku'yu işaret ettiğiniz için benim kafamda da başka bir şey oluşuyor. Bak evet benim için de şu andaki ilk şüpheli... Utku ve ailesi yanlış anlamasın. Böyle bir olayda ilk kimden şüphelenilir her zaman söylüyorum. Tüm dünyada böyledir. Soruşturma böyle başlar. Karısı aldatıyorsa bir adamı onun sevgilisinden ya da kocası yani eğer kocan öldürülseydi Burhan alınırdı. Burhan öldürüldüğü için Utku alınır. İlk ilk budur.